Hizmet için gecikme. Nikahta bereket var.
vardır. Bir an evvel üye ol, canla başla çalış. Bunu bütün kardeşlerimize söylediğimizi yakinen biliyorsunuz. Bütün kardeşlerimize bunu söyledikten sonra elbette aynı gerçeği her şeyden önce kendimize uygulamak mecburiyetindeyiz. İşte şimdi Allah'a şükürler olsun, bu tavsiye bize Allah'ın lütfuyla uymak, erişmek imkanına kavuştuk. Çok şükürler ederim. Bunu söylediğimiz zaman bazı kardeşlerimiz bize demişlerdi ki, efendim ben gönülden bağlıyım. Gönülden bağlı olmak yetmez. Nikahta bereket vardır, imzanı atacaksın. Ben bu davanın askeriyim, eriyim diyeceksin. Çünkü hakkın hakim olması için bütün her türlü imkanını seferber ederek destek olmak bir vecibedir. Bu vecibeyi yerine getirmek için mutlaka bu adımları atmak mecburiyetindesin. Uzaktan, kıyısından, kenarından destekleyerek bu vecibe yerine gelmez demişizdir. Diğer bir takım yanlış yollara, batıl partilere hizmet eden kardeşlerimize de bir an evvel bu yanlış yoldan, bu batıl yoldan kendinizi kurtarın. İyinin, doğrunun, hakkın hakim olması yoluna dönün demişizdir. Efendim biz de burada hakkın hakimiyeti için çalışıyoruz. Hayır, bu sadece kendini aldatmaktır. Senin çalışmış olduğun zihniyet, iyinin, doğrunun, hakkın, adaletin hakim olması için çalışmıyor. Öyle bir davası da yok. Ondan dolayı pek çok zulümler yapıyor. Sen onlara mensup olmakla o yanlış yola hizmet etmiş oluyorsun. Dolayısıyla büyük bir manevi kayba uğruyorsun. Bir an evvel kendini bundan kurtarman lazımdır demişizdir. Ve hatta ilave etmişizdir. Bak sen sokakta filanca batıl partinin mensubu olarak caddenin bir ucundan bir ucuna geçerken herkese o batıl partinin propagandasını yapmış olmanın manevi kaybına uğruyorsun. Ondan dolayıdır ki bu kayıplara uğrayacağına hakka hizmet etmeyi, insanlığın saadetine hizmet etmeyi şiar edilmiş olan zihniyete mensup ol, o partiye gir ve sokakta yürürken dahi böylece herkese doğruyu iyi göstermiş olmanın manevi mükafatını al demişizdir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla işte 33 yıldır bütün etrafımızdaki insanlara yapmış olduğumuz bu tavsiye uyarak inşallah biraz sonra imzamızı atacağız ve Saadet Partimize kavuşacağız. Allah hayırlı yapsın, mübarek etsin. Saadet Partisi'nin ne olduğu beş tane yıldızıyla
bütün dünyaya kendisini ilan etmiştir. Bu yıldızlar ne gösteriyor? Saadet Partisi'nin özelliklerini, saadetin temel şartlarını gösteriyor. O yıldızlardan bir tanesi huzur ve barışı temsil ediyor. Çünkü saadet için huzur ve barış olmadan saadet olmaz. Öbürü ise insan haklarını temsil ediyor, hürriyeti temsil ediyor. Hürriyet olmadan saadet olmaz. Herkes hürriyetini en geniş şekilde kullandığı zaman bu hürriyetler çatışırsa bunların hudutları adaletle çizilmelidir. Onun için üçüncü yıldız adaleti temsil ediyor. Adaletsiz saadet olmaz. Bunların hepsi olduğu zaman barışınız var, insan hakkınız, hürriyetiniz var ve adalet var. Mesut olmak için yetmez. Aynı zamanda refah sahibi olmak meşrutindesiniz. İhtiyaçlarınızı ucuz ve bol temin edebilmelisiniz mesut olmak için. Bunların da hepsi olsa yine saadet için yetmez. O beşinci büyük yıldız, bu da izzet, itibar, şeref. Mesut olmak için mutlaka diğer şartlardan birisi de budur. Saadet Partisi bu temel prensibi esas edinmiştir ve bunları gerçekleştirecek temel esaslara sahiptir. Saadet Partisi'nin temeli şefkattir, hoşgörüdür, insan sevgisidir. Dolayısıyla ancak huzur ve barış Saadet Partisi ile temin edilebilir. Kin, nefret, intikam, düşmanlık hissine dayanan zihniyetlerle saadet temin edilemez. Çünkü huzur ve barış temin edilemez. Bundan başka insan hakları ve hürriyetin temin edilmesi için önce hakkı üstün tutan bir zihniyetin temsilcisi olmak lazım. İşte Saadet Partisi'nin en mühim özelliği budur. Saadet Partisi kaba kuvveti değil, hakkı üstün tutan bir partidir. Ve yine Saadet Partisi herkesin hakkına razı olmasını saadetin temel şartı sayar. Bu da adalet demektir. Bundan dolayıdır ki adaleti ancak Saadet Partisi temin edebilir. Refah dediğimiz zaman komşu açken kendisi tok yatmayan insan olmanız lazım. Herkese refah demeniz lazım. Ülkenin bütünüyle kalkınmasını istemeniz lazım. Bu da ancak Saadet Partisi'nin prensipleriyle mümkündür. Ve yine Saadet Partisi maneviyat temeline dayandığı için, nefis terbiyesini esas aldığı için ve hakkı üstün tuttuğu için de izzet ve itibarı temin etmek bakımından tek çare, tek yoldur. Binaenle Saadet Partisi bunları yıldızını, bu yıldızları bayrağına koymakla saadetin temel şartlarını sadece ifade etmiyor, bu temel şartların temel prensiplerinde benimsemiş olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı Saadet Partisi saadetin tek çaresidir, tek yoludur. Saadetin 10 tane yolu yok, bir tane yolu var, o kapıyı da Saadet Partisi tutmuş. Onun için istesek de istemesek de saadet istiyorsak hepimiz koşup bu kapıya sarılmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hakk'a şükürler deriz ki işte bunu nasip ediyor. Elhamdülillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Saadet Partisi bu beş tane yıldızıyla aynı zamanda milletin aslını, özünü temsil ediyor. Arif Beyefendi Milli Selamet Partimizin ilk genel başkanıdır. Milli Nizam Partimizin de kurucularındandır. Milli Nizam Partimizin kuruluşu 24 Ocak 1970 yılında olmuştur. Bundan 15 gün sonra 10 Şubat tarihinde Kızılay'da büyük sinemada ilk açılış toplantımızı yaptık. Rahmetli Necip Fazıl ve Eşref Edip Beyler o toplantıya iştirak ettiler. Yıllarca ömürlerini millet için harcamış olan bu insanlar çok veciz konuşmalar yaptılar. Söyledikleri söz şu oldu. Sene 1969. Şimdi bugün yeni bir parti kurulmuyor. Yıllardan beri millete yabancı zihniyeti temsil eden taklitçi zihniyetler millete istediğini veremediler. Millet aradığını bulamadı. Bugün şimdi bizzat milletin kendisi aslı, özü savunma hakkını kullanıyor ve kendisine yapmış olan haksızlıkları def edip haklarını elde etmek için harekete geçiyor. İşte Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunu
iddiası budur diye ifade etmişlerdir. Ve Eşref Edip Bey de parti merkezinde yapmış olduğumuz konuşmada ben 90 küsur yaşındayım. Artık bugünden sonra ölebilirim. Çünkü bugünü yaşadım. Zira 60 yıldan beri bu milletin hep aslına döneceğini ileri sürdüm, inandım, yazdım. İşte bugün Milli Nizam Partisi'nin kurulmasıyla ne kadar doğru düşündüğümü gözümle görmüş oluyorum. Ondan dolayı gayeme ulaştım demiştir. Çünkü Milli Nizam Partisi milletin aslı, özü kendisidir. Niçin? Milli görüşü temsil ettiği için. Saadet Partisi bugün milli görüşü temsil ediyor. Onun için Saadet Partisi bu büyük milletin aslıdır, özüdür, kendisidir. Her şey aslına döner. Bundan dolayı Saadet Partisi bir yandan saadetin tek çaresi, ilacıdır. Öbür yandan da her zaman en büyük partidir. Saadet Parti, bu milletin evladı olup da Saadet Partili olmamak mümkün değildir. 33 yıldır söylediğimiz gerçekleri biliyorsunuz. Bu milletin evlatları iki kısımdır. Bir kısmı Saadet Partili olduğunu itiraf edenler, öbürleri itiraf etmek için sırasını bekleyenler. Çünkü gerek Saadet'in gerek Kurtuluş'un iki tane yolu yok. Bir tane yolu var, o kapıyı da Saadet Partisi tutmuş. Ancak buraya koşmakla, buraya sarılmakla, buraya katılmakla saadet bulmamız mümkündür. Çok az ve muhterem kardeşlerim, Saadet Partisi'nin diğer çok önemli bir özelliği de bilindiği gibi bütün mensuplarıyla, inançla, canla başla çalışmanın tek partisidir. Oranın mensupları inançla, canla başla çalışırlar. Başka yerde bunu yapmak mümkün değildir. Öbür taraftan demin de arkadaşlarım ifade ettikleri gibi Saadet Partisi hakkı üstün tuttuğu için kaba kuvveti değil, diğerlerinden farklıdır. Hepsi bir tarafa, Saadet Partisi bir tarafa. İşte Saadet Partisi'nin bu özellikleridir ki onun kurtuluşun tek çaresi olduğunu göstermektedir, ispat etmektedir. Çok az ve muhterem kardeşlerim, şimdi biraz sonra bu büyük şerefe nail olacağız. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Bu imzayı attığımız şu gün gerek Türkiye'mizin gerekse dünyanın halini hep beraber görüyoruz. Önce bugün 21 Mart. 21 Mart geceyle gündüzün eşit olduğu tarihtir. Bunu ben inşallah hakkın, adaletin hakim olmasına bir vesile olarak telakki ediyorum. Ve ona vesile olması duasıyla biraz sonra imzamızı atacağız. Çok az ve muhterem kardeşlerim, şu günde gördüğümüz gibi Türkiye'miz hakikaten birçok meselelerle karşı karşıya bulunuyor. Her zamandan daha fazla milli görüşe, Saadet Partisi'ne ihtiyaç duyduğumuz bir noktadayız. Çünkü demin arkadaşlarım ifade ettiler, Saadet Partisi'nin milli görüşü bu milletin aslı ve kendisi olduğu için demokratik yoldan önlemek mümkün değildir. Bir takım yan yollara, çeşitli yollara başvurarak dış güçlerin etkisiyle bu engellenmek istedi. Ancak kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ve hak gelince batıl zail olur. Ondan dolayıdır ki gerçeklerin önüne durmak mümkün değildir. İşte bakın bugün yine şu memleketin 70 milyon evladı Kurtuluş'un ancak Saadet Partisi'nde olduğunu apaçık bir şekilde görüyor. Neden? Yapılan bir takım propagandalarla 3 Kasım seçimlerinde televizyon ve gazetelerle ne yazık ki milletimiz yanıltıldı. Biz de milli görüşçüyüz diyen bir AKP dış güçler tarafından desteklendi. Propagandası yapıldı. Ondan önceki 5 yıl esnasında 54. hükümetin yaptığı hizmetlerin arkasından Türkiye'yi yangın yerine çeviren partilerin meydana getirdikleri acıklı durum karşısında millet adeta patladı, isyan etti onlara karşı ve böylece 3 Kasım seçimlerinin sonuçları ortaya çıktı. Şu geçirmiş olduğumuz son 6 seneye bir göz attığımız zaman her türlü dersi almamız mümkündür.
senenin başında 54. hükümet iş başındaydı. Aynen bugünkü gibi Türkiye ekonomik bakımından müşkül vaziyette, insanlar yanıyor idi. Fakat milli görüş kadrolarının gayretli çalışmalarıyla 6 ay gibi kısa bir zamanda yeni bir vergi koymadan, borç almadan, faize başvurmadan, milletin parasını faize vermeden, milletin kendi imkanlarıyla ekonomi düzeltildi. 6 ayda 35 milyar dolar temin edildi. Vergisiz, borçsuz, zamsız. Ve böylece halkımızın refah seviyesi yükseltildi. 100 alan memur 250 aldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. 6 ayın içerisinde hiçbir ülke 100 alan memuruna 250 verememiştir. Bunu milli görüş başarmıştır. 100 alan köylü 312 aldı, 100 alan işçi 214 aldı. 100 alan Bağkur emeklisi, hatta düşük maaşlıysa 1000 aldı. Böylece milletimiz nefes aldı. Ekonomi düzeldi, denk bütçe yapıldı ilk defa Cumhuriyet tarihinde. Böylece bugünkü gibi çökmüş bir ekonomiden millet inancıyla, milli görüşle kendisini kurtardı ve insanlarına refah getirdi. Milli görüş, 54. hükümet bunu başardı. Deminden beri tekrar tekrar ifade edildiği gibi Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dış güçler çeşitli yollara başvurarak bunu engellemeye kalkıştılar. Arkasından şu son 5 seneyi yaşadık. Bu seneler esnasında gittikçe insanımız ezildi. Türkiye bir yangın yerine döndü. Şimdi AKP geldi ve 4 ay geçti. Bu 4 ay esnasında ne görüyoruz? Millet bu AKP, biz de milli görüşçüyüz dediği için bunlar da 54. hükümete bakandılar. Bu işe çare bulurlar zannettiği için oy verdi. Ama şimdi 4 ay sonra bir de baktı ki gördüğü su değil, serapmış. Ortalık sadece çölde mi var? Neden? İşte bakınız, 2 ay önce televizyonda kendilerine nasihatta bulundu. Türkiye'nin meselelerini çözebilmek için bu bütçeye ilaveten 100 milyar dolar imkan temin edeceksiniz. Faizsiz, vergisiz, borçsuz. Çünkü işte elinizdeki bütçe 150 katrilyon, 50 katrilyonu açık. 66 katrilyonu faize gidiyor. 34 katrilyon da 20 milyar dolar yapar. 70 milyonluk bir Türkiye'nin meselesini 20 milyar dolarla çeviremezsiniz. En aşağı 100 milyar dolar ilave etmeniz lazım. Efendim nasıl yapacağız? Nasıl yapacağımızı bilmezseniz o sandalyede niye oturuyorsunuz? Orası nasıl yapacağını araştırma yeri değil. İnançla gelip yapma yeri 54. hükümet gibi. Siz 54. hükümette bunlar yapılırken biz de bakandık, biz de içindeydik, biz de yaparız kolay şey zannediyorsunuz ama siz 54. hükümet döneminin arkasından öğretmenin dersinden kaçıp aşka bahçede top oynayan çocuklara benzediniz. Onun için bunları layıkıyla öğrenemediniz. Bak 4 ay geçti, 16 katrilyon vergiden başka bir şey yok. E şimdi ne olacak, 70 milyon insan acaba gelecek hafta bir şey bulacaklar mı? Bir ay sonra bir şey bulacaklar mı? Aç acına, bir aç bir ilaç, bunları bekleyeceğiz. Böyle devlet yönetimi olur mu? Hayır. Bu büyük millet tarihi boyunca ne zaman en büyük meselelerle karşılaşmışsa en büyük şahlanışları başarmıştır. Bugün de İnşallah bu millet, aynı millet, bu çekilen ızdıraplar karşısında mutlaka çaresini bulacak, mutlaka çözümleri ortaya koyacak ve mutlaka Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yaşanabilir Türkiye olacak ve yeni bir dünya kurulacak. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, ikinci önemli mesele dış politika meseleleridir. Gördüğünüz gibi, biraz önce arkadaşlarımın işaret ettiği şekilde dünyada yepyeni büyük olaylar cereyan ediyor. Bu olayların mahiyeti açıktır.
İkinci Cihan Harbi'nden sonra üç tane batılı lider, Stalin, Churchill ve Roosevelt bir araya geldiler. Biz harbin galipleriyiz, yeni bir dünya kuracağız dediler. Birinci Yalta Konferansı'nı yaptılar. Bunlar Batı medeniyetinin insanlarıdır. Hakkı üstün tutmayı bilmezler. Kaba kuvvet üstün tutarlar. Nitekim birinci Yalta Konferansı'nda bu karakterlerin ortaya koydular. Yeni bir dünya kuracağız. Sözde hürriyetle demokrasi olacak ama Birleşmiş Milletler'de biz daimi Güvenlik Konseyi üyesi olacağız. Veto hakkımız olacak. Bizim istemediğimiz şey yapılmayacak. Nasıl demokrasi bu? Nasıl insan hakları bu? Kuvveti üstün tutan bir zihniyetin elinde dünya 1950 yılından sonra 40 sene soğuk harp dönemini yaşadı. Bu batılılar dediler ki efendim biz saadet getirecek prensiplere sahibiz. Ama bu Rusya soğuk harple buna mani oluyor. E peki 1990'da Rusya komünizm iflas etti ve Sovyetler Birliği dağıldı. Tek kuvvet olduğunuz 13 sene geçti. Ey batılılar hadi bakalım. Hani siz insanlığa saadet getirebilecektiniz? Getirin de görelim. 13 senedir katliamdan başka ne görüyoruz? Şu anda dahi haksız taarruzlardan, masum insanları öldürmekten başka ne görüyoruz? Bu gerçekler ne gösteriyor? İnsanlığın saadeti, barış ve adalete bir dayalı bir dünyanın kuruluşu batılılara bırakılamaz. Onlar kendileri farkında değiller. Yanlış bir medeniyetin içindeler. Kökleri eski Roma'ya, Yunan'a dayanıyor. Onların da kökü Firavunlara dayanıyor. Kuvveti üstün sayıyorlar. Bu zihniyetle adalet, hak tesis edilemez. Barış tesis edilemez. Saadet tesis edilemez. Bu görev Türkiye'ye düşmektedir. Demin arkadaşlarım işaret ettiler. Biz 54. hükümeti kurar kurmaz. İşte bundan dolayı bütün dünya meselelerini çözmek için çok köklü bir adım attık ve D8'leri kurduk. 15 Haziran 1997'de D8'lerin 8 devlet başkanıyla Çırağan Sarayı'nda imzasını attığımız gün, bir yıl sonra D8'lerle G7'lerin bir yuvarlak masa etrafında ikinci Yalta Konferansı yapmanın hazırlıklarını yapmıştık. Enen Öze Cumhurbaşkanı arkadaşımız Habibi vasıtasıyla Batılı liderlerle görüşüp ikinci Yalta'nın hazırlıklarını yapmıştık. Eğer bizim hükümetimiz devam etseydi bu yapılacak ve böylece kaba kuvvete, haksızlığa, zulme dayanan olaylar yerine adalete dayanan yeni bir dünya yaşamış olacaktık. Buna fırsat verilmedi ve bu izdırapların içine düştük. D8'lerin bayrağında 6 tane yıldız var. Bu yıldızın birincisi ne diyor? Savaş değil, barış. İkincisi, çatışma değil, diyalog. Üçüncüsü, sömürü değil, işbirliği. Dördüncüsü, çifte standart değil, adalet. Beşincisi, tekebbür değil, eşitlik. Altıncısı ise insan hakları. İşte Batı, kuvveti üstün tuttuğu için daima savaşı esas almıştır. Daima çatışmayı esas almıştır. Tekebbürü esas almıştır. Çifte standardı sömürüyü esas almıştır. İnsanlık bunun için huzur bulamıyor. Bunları niçin konuşuyorum? Bütün insanlığın saadeti bakımından Türkiye'nin öncülük etmek gibi bir mükellefiyeti var. Çünkü hakkı üstün tutan zihniyetin asırlar boyu temsilcisi bizim milletimiz olmuştur. Dünyanın bugün her zamandan daha fazla buna ihtiyacı vardır. Şimdi şu bulunduğumuz günde dahi D8 çekirdeğini bir yandan Rusya'yla, Çin'le, Hindistan'la, Brezilya'yla dahi takviye etmek suretiyle 5 milyar insanı adil bir dünya için şuurlandırmak göreviyle Türkiye'ye karşı karşıya. Bunu ancak Saadet Partisi yapabilir. AKP'deki arkadaşlarımızın halini görüyorsunuz. Ekonomik meselelerde olduğu gibi dış politika meselelerinde de sadece hata yapmakla kalmıyor. Ne yapacağını da bilemiyor. Her gün bir şaşkınlık içerisinde. Gördünüz, Avrupa Birliği dediler, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Kıbrıs
Kıbrıs meselesi dediler, mahvettiler. Irak meselesi dediler, mahvettiler. Şimdi ne yapacaklarını bilemeyen, çözüm bulamayan bir noktadalar. Bu çözümü ancak Saadet Partisi bulabilir. Milli kaynaklara dayanarak Türkiye'yi güçlendirmek Saadet Partisi yapacağı bir iştir. 54. hükümette Milli Görüş'ün fiilen yaptığı gibi. Yeni bir dünyayı kurmak Saadet Partisi yapacağı bir iştir. Bu sebepten dolayıdır ki insanlığın bugün her zamandan daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacı vardır. İnönü 1973 yılında vefat etti, Aralık ayında. O yılın 24 Temmuz'unda son Lozan konuşmasını televizyonda yapmıştı. Bu konuşmada Lozan Anlaşması'nın özelliklerini saydı. Dedi ki Lozan Anlaşması en uzun yaşayan anlaşmalardan birisidir. Bütün meseleler görüşülmüştür ve siyasette bir derstir. Ülkeler arası çalışmalarda bazı meselelerde anlaşma olmazsa bunlar tehir edilmiştir. Bu bir metottur. Ama tehir edilen her konuda sonradan tekrar çözüme bağlanmıştır. İnsanlık tarihinde bu anlaşmanın eşine benzerine rastlamak bu bakımdan mümkün değildir diye bir konuşma yaptıktan sonra en önemli açıklaması şu olmuştur. Demiştir ki bizim Lozan'da bu anlaşmayı yaparken çektiğimiz en büyük güçlük Batılıları bize inandıramayışımız olmuş. Bize bir türlü inanmamışlardı. Mesela biz o sırada Musul meselesinin çözümündeki zorlukları gördüğümüz bunu sonra halledelim dedik. Hatay'ı sonraya bıraktık. Boğazlar sonraya bıraktık. Biz sonraya bırakmak istedikçe Lloyd George, Clemenceau bana dediler ki diyor İnönü. Bak siz çocuk gibi düşünüyorsunuz. Şimdi ne koparırsak koparalım. Koparamadığımızı tehir edelim, sonra gelelim, sonra da onları koparalım. Çocuk gibi düşünmenizin sebebi şu, sizin bir tecrübeniz yok, siz her zaman paraya muhtaç olacaksınız. Bizim borcumuza, paramıza esir olacaksınız. Sonra kurtarırım değilsen sonra daha çok bizim esirimiz olur. Biz ne söylersek yapmaya mecbur kalacaksın. Ondan dolayı tehir etme. Gel şimdi ne yapabiliyorsak yapalım demişlerdi bana demiştir. Şimdi bizim bu tarihi konuşmadan alacağımız ders nedir? Batılılar hep planlı olarak Türkiye'yi mali bakımdan kendilerine muhtaç halinde tutmayı esas almışlardır. Son olaylarda bir kere daha bunu acı bir şekilde yaşadık. Siz bizim paramıza muhtaçsınız, ne emredersek yapacaksınız zihniyeti bir kere daha ortaya çıkmıştır. Ben bunu bugün niçin söylüyorum? Saadet Partisi'nin ne demek olduğunu, niçin kurtuluşun tek çaresi olduğunu hepimiz 70 milyon insan hiçbir parti farkı görmeden kavrayalım diye söylüyorum. Çünkü milli imkanlara dayanarak halkımızı ezmeden ülkenin ekonomisini düzeltmek ancak milli görüşün yapabileceği bir iştir. Tıpkı yaptığı gibi. Bu olmadan da bağımsızlık olmaz. Öyleyse, şimdi biz 54. hükümetin ne olduğunu zannediyorum her zamandan daha iyi anlıyoruz. Geldi, ekonomiyi milli imkanlarla düzeltti, ülkenin bağımsızlığını sağladı, adil bir dünya kurulmak için D8'leri kurdu. Şimdi her zamandan daha fazla buna ihtiyacımız var. Bunun manası her zamandan daha fazla Saadet Partisi'ne Türkiye'nin ihtiyacı var demektir. İşte bugün şu yaşadığımız olay aslında bizim milletimizi tarif ediyor. Biz bundan önce de çeşitli engellemelerle karşılaştık. Demin Ahmet Bey kardeşim ifade buyurdu. Refah Partisi döneminde biz yine siyasi yasaklı durumdaydık. 1980'den 1987'ye kadar. 87'de referandumlar, yasaklar kalktığı zaman hatırlıyorum. Refah Partisi'nin ilk genel merkezine gitmiştik. Ahmet Tekdal Bey ve Rıza Olacak Bey kardeşimizle sadece 3 kişiyle bugün yaptığımız merasimi yapmış ve yaşamıştık bu kadar mütevazi bir şekilde. Ondan sonra da Arif Bey kardeşimiz hatırlayacak. Milli Selamet Partisi'ne katılışımız da bizim yine aynı şekilde Besmele ile bir giriş beyanı imzalayıp aday olmamızla başlamıştır. Basit ve sade merasimlerle bu katılmalar yapılmıştır.
aynı şekilde, aynı sade merasimle katalım dedik. Ama görüyorsunuz ki binanın içi dışı bütün katları hiçbir önemli davet, bu bir gösteri yapmak üzere bir faaliyet gösterilmediği halde milletin kendi içinden gelen coşkuyla şu muhteşem manzara meydana gelmiştir. Ben bunu neden anlatıyorum? Çünkü her müşkül vaziyete düştüğü zaman milletimiz şahlanmasını bilmişti de onun için. Ben şu andaki, şu yaşadığımız tarihi günü yeni bir şahlanışın delili olarak görüyorum. Millette bu cevher var. Millet bunu biliyor. Onun için aman ha, kimseye haber verin, mümkün olduğu kadar basit ve sade olarak yapalım dendiği halde yer gök patlıyor. Neden? Çünkü bu milletin bu inancını, bu milletin bu hassasiyetini, bu ferasetini önlemek mümkün değildi de onun için. İşte bu ferasete sahip olan milletimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de yine güçlükleri yenecektir ve inşallah yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulacaktır. Şimdi bu açıklamalardan sonra işte biraz sonra huzurlarınıza atacağımız imzanın besmelesini bu dua ile yapmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah bu tarihi günü milletimizin kurtuluşuna, yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasına, bütün insanlığın saadetine ve bu yolda çalışan bütün kardeşlerimizin en büyük manevi mükafatlarına vesile kılsın. Bu dua ile hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Saadet Partili olmanın saadeti içerisinde besmeleyi çekip imzaya atıyorum. Allah hayır yapsın. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Vefam geliyor. Haberler salınsın. Bütün dillere. Müjdeler bulaşsın. Dilden dillere. Haberler salınsın. Bütün dillere. Müjdeler bulaşsın. Evet. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan Bey şu anda Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'in üye giriş beyannamesini imzalatıyorlar. Sayın Recai Kutan Bey, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beylerin rozetlerini takdim ediyorlar.
Saadet Partimizin değerli mensupları, aziz misafirler, basınımızın seçkin temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün biz Saadet Partilileri için çok anlamlı ve çok mutlu bir gün. Biraz sonra Milli Görüş lideri muhterem hocamız Necmettin Erbakan Bey ile Adalet eski bakanımız Şevket Kazan ve Refah Partimizin genel başkanı Ahmet Tekdal Beylerin Saadet Partisi'ne katılımı gerçekleşecek. Bu katılımlarının Saadet Partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Salonun içini ve dışını dolduran şu muhteşem kalabalığında işaret ettiği gibi bu katılımlar Saadet camiasında çok büyük bir heyecan uyandıracak, gücümüze de güç katacaktır. Dün sabah erken saatlerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere dost ve kardeş Irak'a bir saldırı başlatmıştı. Hiçbir hukuki, siyasi, ahlaki ve vicdani gerekçesi olmayan bütün dünyanın karşı çıktığı bu çirkin tecavüz millet olarak hepimizi üzmüştür. Böylesine üzücü bir günde yapmakta olduğumuz bu katılım töreni inşallah gelecek için yeni ümitlerin, yeni sevinçlerin yeşermesine vesile olacaktır. Değerli arkadaşlarım, aziz milli görüşçüler, bu ümitle Filistin'in, Irak'ın ve bütün insanlık aleminin mağdur ve mazlum halkları için Cenab-ı Hak'tan zulümlerden kurtuluş, huzur, saadet ve selamet niyaz ediyorum. 1996-1997 yıllarında yaklaşık 11 aylık sürede Refah Partisi, Doğru Yol Partisi koalisyonuyla kurulan 54. Erbakan hükümeti siyasi, ekonomik ve sosyal alanda milletimiz ve ülkemiz için çok hayırlı hizmetler yapmıştı. Bugün bile halkımız 54. Erbakan hükümetinin bir avuç mutlu azınlığa değil, 70 milyon insanımıza sunduğu bu çok başarılı hizmetleri hala hasretle ve şükran duygularıyla anmaktadır. İşte böylesine çok büyük başarılar gerçekleştirilen Refah Partisi 22 Şubat 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Partinin kapatılmasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla muhterem Necmettin Erbakan hocamıza, Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal Beylere 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Bu aziz millet ve ülke için yüreği yananların, millet ve ülke sevdalıların siyaset ile ilişkilerini kesmeleri elbette ki düşünülemez. Ancak o dönemde bir partiye üye ve o partide yönetici olamıyorlardı ve seçimlere giremiyorlardı. Bu ülkede sadece kalkınma ve refahı, milli gelirin 70 milyon vatandaşlarımız arasında adaletli bir şekilde dağıtılmasını, kuvvetin değil hakkın üstünlüğünü ayrım yapmadan herkese insan hakları ve özgürlüklerin sağlanmasını savunan Refah Partisi'nin kapatılmasıyla Türkiye'de kapatılan parti sayısı 40'a ulaştı. Ülke adeta bir partiler mezarlığı haline getirildi. Bu kapatma kararı sadece kamu vicdanını rahatsız eden bir karar değil. Aynı zamanda erişmek istediğimiz evrensel hukuk standartlarına da aykırı bir uygulama niteliğindeydi. Bu kapatma kararının ardından muhterem Erbakan hocamızın mecliste yaptığı basın toplantısındaki sözlerini halkımız büyük bir hayranlıkla dinlemişti. Ve işte yıllardan beri hasretini çektiğimiz gerçek devlet adamı meğer buymuştu demişlerdi. Efsane!
demişti. İşte bugün Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış, biraz önce de bu kararı açıklamıştır. Bütün camiamıza huzurlarınızda sesleniyorum. Zerre kadar böyle bir karardan dolayı kimse müteessir olmasın. Her zamankinden daha fazla huzura, sükunete riayet edelim. Bu kabil olayları vasıta bilerek huzursuzluk çıkarmak isteyen provokatörler olabilir. Bunlara karşı her zamankinden daha ziyade uyanık olmalıyız. Bu vatan, bu ülke bizimdir. Bu olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Evet. Evet, bu karar etkisi ve sonuçları bakımından önemsizdir. Çünkü inancın ve milletin arzuları önüne engel konulamaz. Türkiye'miz adına meseleye baktığımız zaman ise bu en yüksek mahkemenin böylesine hukuki bakımdan vahim bir karar alması hepimizi üzmelidir. Milletimize bu yanlış, bu hatalı karardan dolayı geçmiş olsun diyorum. Halkımıza bir kere daha huzur, sükun, barış, kardeşlik ve saadetler diliyorum. İnşallah milletimiz bu saadete bugüne kadar inançla çalışan kardeşlerimizin gayretleriyle ulaşacaktır. Evet, muhterem Erbakan hocamız kapatma kararının ardından bunları söylüyordu. Aradan 5 yıl geçti değerli kardeşlerim. Şu anda Erbakan hocamızın siyaset yasağı hem de Türkiye'nin çok tehlikeli olaylar ve gelişmelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde kalkmış durumdadır. Değerli kardeşlerim, işte Türkiye'deki bu çok tehlikeli olaylar ve gelişmeleri muhterem Erbakan hocamız uzun yıllar öncesinde haber vermekte, gerekli tavsiye ve ikazlarda bulunmaktaydı. Yeryüzünde kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan güçleri ve dünyada oynanmakta olan oyunları, bu oyunların senaryo yazarlarını ve uygulayıcılarını açıklıyor ve milletimize tanıtıyordu. Maalesef bazı menfaat grupları, bazı kazip şöhretler ve bazı gafiller Sayın Erbakan hocamızı hayalcilikle itham ediyordu. Şimdi herkes hayretle görmektedir ki o söylenenler dünyada da Türkiye'de de maalesef bir gerçekleşmiştir. İşte şu içinde bulunduğumuz kritik dönemde hem de milli onurumuzun zedelendiği bu dönemde toplumumuzun muhterem Erbakan'ın görüşlerine, tavsiye ve ikazlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Erbakan hükümetinin o hayırlı ve başarı hizmetlerini hasretle hatırlayan halkımızda aynen biraz evvel ifade ettiğim görüşlerimizi ifade etmektedir. Muhterem Erbakan hocamıza, Şevket Kazan Bey'e ve Ahmet Tekdal Bey'e Saadet Partisi saflarında bulunmalarından dolayı duyduğum büyük bahtiyarlığı ifade ediyorum. Kendilerine hoş geldin diyorum. Onlar aynı aşk, aynı heyecanla yeniden büyük Türkiye, uydu değil lider Türkiye için çalışmalarına devam edeceklerdir. Bu katılımların Saadet camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ve tekrar muhterem hocamız başta olmak üzere hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun. İfade edersiniz ve işte 33 yıllık emektarlarımızdan Adalet Eski Bakanımız Milli Görüşlü Gençlerin ağabeyi Şevket Kazan Bey'i takdim ediyorum.
hasret, bir ayrılık acısı çektikten sonra bugün burada, bu salonda dava kardeşlerimin arasına yeniden dönme imkanını bahşeden Yüce Rabbıma hamd ederek, hamd ederek, hamd ederek sözlerime başlıyorum. Daha doğrusu o böyle düşünüyordu da ben böyle düşünememiştim. Ama ne zamanki siyasi hayata atıldık, siyasi hayata atıldığımız 1973 yılından bugüne kadar gelip geçen 30 yıllık süreç içerisinde anladık ki siyaset bir gemiyle okyanusta yolculuğa benziyor. Hava sakinse, hava güzelse o yolculuğun tadına doyum olmuyor. Ama rüzgarlar, fırtınalar sağdan soldan esmeye başlayıp da o dev dalgaların içerisinde gemi bir dalganın en üstünde bir de denizin dibinde gibi oluyorsa işte bu tablo aynen siyasi hayatta da yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz başbakansınız, bir bakıyorsunuz yasaklanmışsınız, bir bakıyorsunuz bakansınız, bir bakıyorsunuz yasaklısınız ama korumalarınız var. Bu nasıl bir hayattır? Eğer memleket için zararlıysak o zaman neden korunuyoruz? Hulasa anlatılması, izah edilmesi zor bir siyasi süreç bu. Dalgalı bir süreç. Rahmetli babamın ikinci bir vasiyeti daha vardı. O da şuydu. Bir gün gelip birisinin arkasından gidecek olursan onun amel ve itikadına dikkat et. Amel ve itikadı sağlam kişilerin arkasından gidebilirsin rahatlıkla diyor. İşte bu iki baba nasihatinden biz birincisini 1973 yılında Kocaeli'nden Milli Selamet Partisi'nden aday olarak dinlemedik. Ama dinlememenin sebebini biliyorduk. Rahmetli babamızın bize bu vasiyeti yaptığı tarihlerde gerçekten gönülden içine girilecek, hizmet edilecek bir siyaset ortamı yoktu. Ama 1973 yılında vardı. Ve ben ağabeylerimin eğer siyasete atılırsan bizden uzak ol demelerine rağmen evet, hak bildiğim yolda ben siyasete atılıyorum ağabey diyerek yolu seçtim. Onlarla bir kısa bir süre ayrılığımız oldu. 1973'te aday olduğum zaman Erbakan hocamı hiç görmemiştim. Evet, 1969 yılında bağımsız adaylığını gönülden destekleyenlerdendim. İstanbul bağımsız adayına oy vermiştim seçimlerde. 1970'te Milli Nizam Partisi kurulduğu zaman Kartal'da arkadaşlarımı seferber etmiş, onlara Milli Nizam Partisi'ni kurdurtmuştum. 1973'te bu defa Milli Selamet Partisi'nden adaylık söz konusu oldu ama ben hala da Erbakan hocamı görmemiştim. Hocamızı ilk görüşüm 16 Haziran 1973 tarihidir. Erbakan hocamız Eskişehir'e geldiler. Orada bir açık hava sinemasında konuşmasını yapıyorlardı. Benim kulaklarımda rahmetli babamın sesi vardı. Arkasından gideceğin insanın amel ve itikadına dikkat et diyor. İşte bu ses benim bütün ruhuma derinlik verdi ve konuşan hocamı dinlemeye başladım. Onun konuşmasını dinledim. O konuşmanın arkasından belki 2 saat, 2,5 saat beraber olduk. Ama ondan sonra rahmetli babamın maneviyatına seslendim. O dediğin adamı buldum. Arkasından gidilecek o dediğin adamı buldum. Bugün burada şu saflara katılmaktan ne kadar büyük haz duyuyorum. Cenab-ı Hakk'a hamd etmekten kendimi ne kadar aciz hissediyor idiysem o günde Cenab-ı Hakk'a hamd
o günden beri elhamdülillah onunla beraberiz. Onun yanındayız, onun arkasındayız. Ve bütün bu süreç içerisinde Cenab-ı Hakk'a yine hamd ediyorum ki o ne zaman bir kazaya uğradıysa ben de onunla beraber uğradım. O ne zaman İkbal merdivenlerini çıkıyor idiyse ben de onun yanında Allah'ın lütfuyla, Allah'ın ikramıyla bulunmak şerefine nail oldum. Tabii biz hepimiz faniyiz. Biz hepimiz aciziz. Ama şu bir gerçek ki inandığımız hak dava yolunda yürümek, her şeye rağmen yürümek ve bu yokuşu tırmanmak, çıkmak, önümüzde olanları ileri itmek, arkada kalanları arkadan çekmek, inşallah son nefesimize kadar Cenab-ı Hakk'ın bize ikramı olsun diyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Böyle bir imkana sahip olan Allah'a tekrar hamd ediyorum. Bey'in üye giriş beyannamesini kendisine imzalatacaktı. Basın mensuplarımızdan istirhamımız, muhterem hocamız imzayı iki kere atacaklardır. Birinci imzada foto muhabirleri, ikinci imzada kameramanlar görüntü alabilirler. Lütfen izama sebebiyet vermeyelim. Birinci imzada foto muhabirleri, ikinci de kameramanlar görüntü alacaklar.